Grafikli, 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 grafikli. Evet, konumuz bilgisayarda iş yapan bir adamın bilgisayarı nasıl olmalı? Kuvvetli mi? İşte sıradan mı? Pahalı mı? Ucuz mu? Yoksa hani detaylar artıyor, fiyatlar da çok artıyor, ihtiyaçlar da değişiyor. Dolayısıyla yazılımlar bizden ne istiyor? İlk önce bunu öğrenmemiz lazım. Sen hangi programı kullanıyorsun? Photoshop mu? Ya da After Effects mi? Ya da Cinema 4D mi? Blender mi? Autodesk Maya mı? Hangisini kullanıyorsun? Ona göre bilgisayar alacaksın. Yani sen tutup şimdi Photoshop kullanıyorsan gidip işte 20 bin liralık bir ekran kartı almana gerek yok. Gerçekten yok. Eğer After Effects kullanıyorsan RAM alabilirsin. RAM'i güzel bir şekilde RAM alabilirsin kendine. Yani After Effects RAM'e çok dayanıyor. Ekran kartı da kullanıyor tabii ki ama şimdiki yazılımlarda CPU ile birlikte artık GPU'lar da kullanılıyor. Ekran kartı ve işlemci bu konuda biraz ön plana çıkıyor aslında. Grafik tasarımcının en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi. CPU'nun gerçekten öyle çok pahalı olmasına gerek yok. Ama GPU'nun gerçekten kuvvetli olmasına gerek var. After Effects mesela çok fazla RAM kullanıyor. Cinema 4D ekran kartına bakıyor. GPU kullanıyor mu ya da CPU'ya bakıyor. Ama render motorunuz değişirse der ki mesela Octane Render kullanıyorum. O zaman GPU destekli ya da V-Ray kullanıyorum. CPU destekli. Yani ilk önce ne iş yapacağınızı bilin. Daha sonrasında ne iş yapacağınıza karar verin. Ve bilgisayarınızı seçin. Olay bu şekilde işliyor. Photoshop'tu, After Effects'ti, Cinema 4D'di, Maya'dı. Bunların hepsinin farklı farklı ihtiyaç duyduğu programlar ve yazılımlar. Dolayısıyla donanımlarınızı da buna göre seçerseniz sağlıklı, bütçeli, gerçekten fazla abartmayan. Yani gönül ister ki herkes gerçekten böyle abartsın. İşte fazla fazla ekran kartı, fazla fazla RAM'ler kullansın. Ama fiyatlar gerçekten uçtu gitti. İkinci ellerde bile artık ben 5 sene önce aldığım ekran kartı 980 Ti'yi 1500 liraya falan gibi bir rakam almıştım. Şimdi 9000 lira, 8000 lira gibi rakamlara ulaştı. Miningciler vesaireciler derken bu iş gerçekten saçma sapan bir hale döndü. Ama inşallah bütçe dostu, güzel böyle paranızı iyi kullanabileceğiniz bilgisayarları seçerseniz, daha doğrusu öncesinden ben ne yapacağımı karar verirseniz, bilgisayarınızı da ona göre seçerseniz cebinizden de fazla para çıkmaz. Bir sonraki adımınız için ilk adımınızı güzel atmış olursunuz. Bu çok önemli. İlk önce güzel atacağınız adımı seçin ve daha sonrasındaki adımı hesaplayın ve ona göre ilerleyin. Yani siz şimdi daha öncesinde yapmayacağınız şeyi neden bir sonraki adıma koyuyorsunuz ki? İlk önce güzel bir şekilde karar verin. Yani ben Photoshopçuyum ya da ben After Effects'te uğraşacağım, ben grafik tasarımcıyım derseniz yazılımlarınız belli. Photoshop, CorelDRAW, Illustrator bunları kullanacaksınız. Dolayısıyla aman aman böyle güçlü bir GPU'ya gerek yok. Ben mesela eğer 3 boyutlu modelde, VFX'de, Composition'da gibi işler yapacaksanız neyi öneriyorum? Ekran kartında güçlü bir ekran kartı. 2080 Ti mesela, 2080 RTX çünkü içerisinde hesaplayıcı yazılımlar var. RTX, Ray Trace, otomatik hesaplıyor yani. Bu çok önemli. Eğer buna dediğim gibi dikkat ederseniz sizin için sağlıklı olacaktır. Gereksiz ürünlerden, gereksiz ürün satın almalarından kaçının. Güzel bütçe dostu donanımlar alırsanız hem paranız cebinizde kalmış olur hem de sizin işinizi görmüş olur. En önemlisi bu. Arkadaşlar eğer kafanızda bir soru varsa lütfen yorumlara bildirin. Bilgisayar seçemiyorsanız yorumlara da bildirin. İşte ne iş yapacağım ben ya, ben grafik tasarımcıyım, bana bir bilgisayar önerir misin dersen onu da yorumlara bildirin. Ben çok baba işler yapacağım diyorsanız ileride onu da yorumlara bildirin ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben sizin için video çekiyorum. Videoyu da likelamayı unutmayın arkadaşlar. Beni takip edin. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Grafikli, 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 grafikli. Grafikli.